Meridyenler konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Meridyen yayları ve özellikleri. Paraleller için ne demiştik arkadaşlar? Şu şekilde dünyayı doğu-batı yönlü kesiyorsa biz buna paralel dedik. Dünya şu şekilde yukarıdan aşağı hatta biraz daha bombeli de düşünebilirsiniz. Bu şekilde yukarı kuzeyden başlayıp Güney Kutbu'nda sona eriyorsa biz buna ne diyoruz? Meridyen adını veriyoruz. Meridyenin tanımı nedir derse Kuzey Kutbu'ndan başlayıp hatta şöyle benim kafama göre de göstereyim. Kuzey Kutbu'ndan başlayıp şu şekilde Güney Kutbu'na kadar uzanan çizgiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Meridyen yayı adını veriyoruz. Meridyenler bir kutuptan başlayıp diğer kutupta ne yapıyor? Sona eriyor. O zaman nasıl bunlar? Yarım daire şeklindedir. E bunlar kaç tane var arkadaşlar? Bunlar meridyenin tanımına baktığım zaman nedir meridyenin tanımı? Ezberlemek zorunda değilsiniz. Hatta hiç de ezberlemeyin arkadaşlar. Meridyenler bir kutuptan başlayıp diğer kutupta sona eren ve birer derece aralıklarla geçen. Birer derece aralıklarla geçiyor. O zaman kaç tane meridyen var? Dünyaya baktığım zaman küre şeklinde mi arkadaşlar? Evet. Kürenin çevresi kaç derece? 360 derece. O zaman birer derece aralıklarla geçtiğine göre kaç tane meridyenimiz var? 360 tane meridyen yayımız var. Biz daha önceki konumuzda dedik ki en büyük paralel dairesi hangisiydi? Ekvator dedik. Neden? Dünyanın en geniş yerinden geçiyordu. İyi de bunlar bir kutuptan başlayıp diğer kutupta sona eriyor. Bunların boyları birbirine eşit. O zaman bizim bir tane başlangıç Meridyeni belirlememiz lazım. Neresi? Onu biz belirlemişiz arkadaşlar. Başlangıç meridyeni nereden geçmiş? İngiltere'nin başkenti yakınlarında Londra yani Londra yakınlarındaki Greenwich gözlem evinden geçmiş şeklinde ifade edeceğiz. Bu giriş bilgilerini verdikten sonra hemen konumuza başlıyorum arkadaşlar. Meridyen yayları ve özellikleri denildiğinde... Hemen tanımına bakıyorum. Bir kutuptan başlayıp diğer kutupta sona eren yaylara meridyen adı verilir. Doğru. Doğrudur dedik geçtik arkadaşlar. Çok zorlamaya gerek yok. Peki devam ediyorum. Meridyenler denildiği zaman hemen hatta şöyle de çizecek olursam arkadaşlar bir kutuptan başlayıp diğer kutuptan sona eren hayali çizgiler. Yani şu şekilde olursa biz bunlara ne diyoruz? Meridyen yayı adını veriyoruz. Aynı karpuz dilimi şeklinde olması gerekiyor. Hatta bunların arasındaki mesafeye baktığınız zaman ekvatora doğru da genişliyor. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich kasabasından geçer. Birincisi Londra'dan geçtiğini ve bu yüzden Londra'nın derecesinin sıfır olduğunu unutmayın arkadaşlar. Biz Londra'ya göre doğudaysak bizim yerel saatimiz mesela sıkça kullanacağız. Başlangıç meridyenine göre ileridir dedik. Başlangıç meridyeni İngiltere'dedir, Londra'dadır dedik. Bir kutuptan başlayıp diğer kutupta sona erdiği için boyları eşittir dedik. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere kaç taneydi arkadaşlar? 360 tane meridyen yayımız vardı. Ve meridyenler aynı paraleller gibi birer derece aralıklarla gider. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde birer derece aralıklarla bunlar devam eder. Burası giriş bölümüydü. Tabii ki soru çözdüren bölüm aynı paraleller gibi ikinci slaytımıza ayırdık. Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe meridyen dereceleri büyür. Çok da güzel bir bilgi arkadaşlar bu. Ne demek istemişiz? Hemen şöyle gösterelim. Şurası başlangıç meridyeni. Derecesi kaçtı arkadaşlar sıfırdı. Buradan hem doğuya doğru hem de batıya doğru. Bakın başlangıç meridyeninden hem doğuya hem de batıya doğru gidildikçe meridyen numaralarının olması lazım arkadaşlar büyümesi gerekiyor. Yani şuraya doğru ve buraya doğru artıyor. Örnek veriyorum 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Eğer bu şekilde gidiyorsa mesela 10, 20 de diyebilir. Mesela sorularda karşımıza nasıl geliyor arkadaşlar? Sadece bu bölümünü alıyor. Sadece şurayı aldı. Mesela hangi yarım kürede bu? Numaralar nereye doğru büyüdü? Sağa doğru. O zaman doğu yarım kürede şeklinde ifade etmemiz gerekecek. Hemen devam ettim. Bir de bunlar yine batıya doğru da 1, 2, 3, 4 şeklinde ne yapabilir? Büyüyebilir arkadaşlar. Şu şekilde 4 ya da 10, 20, 30, 40 şeklinde ne yapabilir? Büyüyebilir arkadaşlar. Demek ki başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe numaralar büyür. Mesela ben bir tane örnek olsun diye şuraya yapacağım arkadaşlar. Hemen yazdım. Şurası 20 derece, şurası 25 derece, şurası 40 derece, şurası da 35 derece. Peki bu hangi yarım kürede? Ya da bu dünya üzerinde nereye denk geliyor? Mesela şöyle düşünüyorum. Dünya üzerinde acaba nereye denk gelir diye. Hemen şöyle ekvatoru çizdim. Hemen şuradan başlangıç meridyeninde çizdim arkadaşlar. Acaba dünya üzerinde bu işte A bölümü mü, B'ye mi, C'ye mi, D'ye mi, mi? Nereye dik geliyor? Nereye denk geliyor pardon? Bunu nasıl buluruz? O zaman ben buraya neyi çizmem lazım arkadaşlar? Sıfırları çizmem lazım. Sıfırlar bizim için önemliydi. Mesela numaralar burada buraya doğru mu büyümüş? O zaman hangi yarım kürede? Hemen çiziyorum. Sıfırı çizdim, kuzey yarım kürede yer aldı. O zaman baktığımda bu C ve D seçenekleri gitti. Peki numaralar nereye doğru büyüdü? Doğuya mı Batıya doğru mu? Bu sefer baktığım numaralar Batıya doğru büyüdü. Hemen şöyle bir başlangıç Başlangıç meridyenini ne yaptım? Çizdim. O zaman bu ne tarafta? Batı yarım küre dedim. O zaman şuralarda gitti. Peki bu durumda benim koordinatlarını verdiğim bölge ya da yöre nerede bulunuyormuş arkadaşlar? A bölümünde bulunuyormuş. Anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada coğrafi koordinatlarda özellikle ben ne diyorum sıfır bizim için önemli. Sıfırı çiziyorsunuz. Eğer ekvatorun yukarısındaysa kuzey yarım küre altındaysa güney yarım küre sıfırı çizdik. Numaralar bu tarafa doğru büyüyorsa yani sağa doğru büyüyorsa doğu yarım küre sola doğru büyüyorsa batı yarım küre şeklinde ifade ettik. Bu madde soru çözdüren madde dedik arkadaşlar. Bizim için değerliydi bu madde. Hemen şurada birkaç yeri sileceğim. Çok fazla karıştığı için hemen devam ediyoruz. Evet, tertemiz oldu hayatımızda bazen temizlik yapmak gerekiyor arkadaşlar devam ettim kalemimizde kırmızıyı aldık ardışık iki meridyen arası zaman farkı her yerde 4 dakikaydı bu arada şuraya bir yıldız attım arkadaşlar buraya da yıldız attım hatta buraya 2 yıldız attım çünkü en çok soru karşımıza buradan gelecek. İki meridyen arası zaman farkı 4 dakika. Mesela örnek olsun diye 71 derece ile 72 derece arasında kaç meridyen vardı? 1 derece. O zaman kaç dakika? 4 dakika. Bunu örnek olarak yapmışız. 69 ile 75 demişiz arkadaşlar. Burada kaç meridyen geçmiş? 75 eksi 69 demişiz. 6 meridyen geçmiş. Çarpı 4 dediğin zaman 24 dakika geçmiş. Mesela ben örnek olsun diye Yeri gelmişken Türkiye'yi de hesaplayayım burada. Mesela Türkiye'nin en batısı 26. Türkiye'nin en doğusu ise kaçtı arkadaşlar? 45 derece. E, Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında kaç meridyen geçti? 45 eksi 26 dersem 19 tane meridyen geçti. 19 çarpı 4 dersem arkadaşlar Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı 76 dakikaymış. Mesela ben burada aklımda nasıl tutuyorum? Iğdırlı olan arkadaşlarımız varsa da onlara da kolaylık olsun. Türkiye'nin en doğusu Iğdır. Plakası 76. Türkiye'nin en doğusu ile en bas arasındaki zaman farkı da 76 dakika. Yani benim hoşuma gitti. sizlere de, sizinle de paylaşmak istedim. Aynı meridyen üzerindeki noktaların yeren saatleri aynıdır dedik. Yani şöyle sorulursa burada A ve B'nin nedir aynıdır? Mutlaka yeren saatleri aynıdır. Ardışık iki meridyen arası mesafe ekvatorda 111 kilometre. Bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bu da soru çözdüren maddedir. Mesela ben şuradan göstermek istiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Burada ben ekvatoru çizdim. Bu mesafe yani iki meridyen arası mesafe ekvatorda 111 kilometre iken dikkat edin. Çizimime dikkat edin. Bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe ne yaptı? Daraldı. Ya da şöyle düşünün. Şöyle ben bir tane, iki tane meridyen çizdim. Şurasının ekvator olduğunu düşünün arkadaşlar. Ekvatorda iki meridyen arası mesafe 111 kilometre. Ancak bu mesafe dikkat edin kutuplara doğru gidildikçe daralır. Özellikle bu arkadaşlar iz düşüm diye bir soru vardır. Orada çok çıkar. Genellikle hata orada yapılır arkadaşlar. Yani ben çiz e sorularda çizerek göstereyim arkadaşlar. Mesela bu iz düşüm alanla ilgili nasıl sorular geliyor arkadaşlar? Mesela diyor ki şöyle bir şey. Mesela şurasına geldi 10 dedi, burası 20 dedi, burası 30 dedi, burası 40 dedi arkadaşlar. Buraya A dedi, buraya B dedi, buraya C dedi. Bunlar içerisinde hangisinin alanı daha büyük diye sordu arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. Ekvatora doğru bunların mesafesi artıyor muydu? Evet. E o zaman ekvatora en yakın olan hangisi? C. Sonra buraya baktığım zaman B. Sonra ise A geliyor. E hangisinin alanı daha büyük oldu burada? A. Yani bu çizdiğim alan ekvatora göre hangi yarım kürede arkadaşlar? Kuzey yarım kürede. O zaman meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralıyor muydu arkadaşlar? Evet. Bu madde dediğim gibi bizim için soru çözdüren maddedir. Dikkatli olmamız gerekir. Meridyenlerin özellikleriyle ilgili devam ediyoruz. Bir meridyen yayını 180 dereceye tamamlayan diğer meridyene biz ne diyoruz? Anti meridyen diyoruz. Yani örnek şurada bir meridyenimiz vardı. Yine benim kafama göre düşününüz. Bunun karşısında olan yani şu şekilde karşılıklı olan meridyene biz ne diyoruz? Anti meridyen adını veriyoruz. Peki anti meridyen sorularda gelir mi? Yok. Sadece soru bankalarında yaprak testlerde karşınıza gelir. Gerçek sınavda geleceğini düşünmüyorum. Ama bir örnek olarak gösterelim. Mesela 50 derece doğunun, doğu meridyeni, anti meridyeni doğuysa ne olacak? Batı olacak. E, 50'nin anti meridyenin kaçtır? 50-180'i tamamlayacağız. 130 derece batıdır. Yani örnek veriyorum. 50 derece doğu meridyenin karşısında 130 derece batı var. 40 derecenin karşısında 140 derece var. Biri doğuysa diğeri batı. Mesela 100 derecenin karşısında 80 derece var. Doğuysa diğeri batı olacak. Bu şekilde yani bir meridyeni 180'e tamamlayan diğer meridyeni biz anti meridyen adını veriyoruz arkadaşlar. Bir bilgi daha arkadaşlar önemli bilgi sorularda karşımıza gelirse bizi zorlayan bir bilgi 180 derece meridyeninden tarih değiştirme çizgisi geçer. Mesela bu 180 meridyeni neresi? Başlangıç meridyeninin tam tersi yani anti meridyenidir. Mesela şu gördüğümüz alanda arkadaşlar 180 derece meridyeni geçiyor. Bu 180 derece meridyenine biz aynı zamanda anti meridyen adını veriyoruz. Yani neyin antimeridyeni? Sıfır derecenin antimeridyenidir. Burası aynı zamanda tarih değiştirme çizgisidir. Tarih değiştirme çizgisi ne demek? Dünyada herkes birbirinin doğusunda olduğu için bir yeri en doğu belirlememiz lazım. Bunun için de en uygun yer burası seçilmiş arkadaşlar. Peki niye burası seçilmiş? Mesela bu tarih değiştirme çizgisine bakıldığı zaman Örnek veriyorum şurada görülen A noktası dünyanın en doğusu iken şurada bulunan dünyanın B noktası en batısı olarak kabul edilir. Peki bunu neye göre belirliyoruz? Bunu biz belirledik. İnsanoğlu olarak belirledik. Peki burası ne gibi özelliği var? Buraya da yazmışız dikkat edin. Burası doğu yarım küre bir gün ileriyken batı yarım küre doğuya göre bir gün daha ileridir. Yani gün ayrımı buradan karşımıza çıkıyor. Peki tarih değiştirme çizgisini düz bir çizgi mi arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Şurada dikkat ediyorsanız bakın burada bir çizgi var. Şu gördüğünüz tarih değiştirme çizgisi tam düz bir çizgi değil arkadaşlar. Sağdan veya soldan bu şekilde geçmiş. Peki bunun sebebi nedir? Yan taraftaki haritaya bakalım. Dikkat edin tarih değiştirme çizgisi bakın burada yine yamuk yumuk gitmiş. Niye? Eğer şuradan geçseydi tarih değiştirme çizgisi arkadaşlar. Mesela Türkiye'den geçti. Türkiye iki eşit parçaya böldü mü? İki parçaya böldü mü? Evet. E, ülkenin yarısı çarşambayı yaşarken yarısı perşembeyi yaşarsa sorun olur mu arkadaşlar ülke arasında? Evet. Bu yüzden sorular da karşımıza şöyle gelir. Tarih değiştirme çizgisi ile 180 derece meridyeni tam örtüşmez. Sebebi ise Sebebi ise arkadaşlar ülke sınırlarının takip etmesidir. Anlaşıldı mı? Yani tarih değiştirme çizgisi ülke sınırlarını takip ettiği için 180 derece meridyen ile tam örtüşmez. Burada dikkat etmemiz gereken bir özellik daha var arkadaşlar. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Aslında başlangıç meridyeni şuradan bir yerden geçiyor. Şu gördüğünüz alan arkadaşlar doğu yarım küredir. Şurası ise başlangıç meridyeni Aynı şekilde buradan da geçtiğini düşünürsek dünya yuvarlak olduğu için bunlar aynı yer. Şurası ise batı yarım küredir. Bu ayrımı da unutmamamız gerekir. Evet bununla ilgili nasıl sorular geliyor arkadaşlar meridyenlerle ilgili hemen bakalım. Şekilde gösterilen X ve Y merkezlerin özellikle hangisi yıl boyunca aynıdır? Dikkat edelim ekvatora olan uzaklıkları da aynıymış. Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı aynıdır. Mesela 10 derece meridyeninde bulunuyorsa 10 çarpı 4'ten 40 dakika gelir doğru. Öğle vakitleri aynıdır. Zaten yerel saatleri aynıdır. Yerel saatler neye göre hesaplanır? Öğle vakitlerine göre. O zaman öğle vakitleri de aynıdır. Güneşin doğuş ve batış zamanı demiş. İşte burada bir sorun var arkadaşlar. Niye? Eğer gece ve gündüz eşitse o zaman aynı anda doğar ve batar. Ne zaman? 21 Mart ve 23 Eylül'de aynı anda doğar ve batar. Ama bize ne demiş soruda? Yıl boyunca aynıdır demiş. Mesela Haziran ayında hangisinin gündüzü daha uzun arkadaşlar? X'in. Haziran ayında X'in gündüzü daha uzunsa ne olması lazım? Güneşin daha önce doğup daha sonra batması lazım. Yani gündüz süreleri farklı olduğu için Buralarda güneş aynı anda doğup batmaz. Güneş ışınlarının yere düşme açısı da aynı değildir arkadaşlar. Neden aynı değil? Mesela haziran ayında x noktası daha büyük açıyla alırken güneş ışınları aralık ayında neresi daha büyük açıyla alır? Y daha büyük açıyla alır. E yıl boyunca dediği için o zaman bu da olmadı. Hangileri aynıymış o zaman arkadaşlar? 1 ve 2 cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi meridyenlerle ilgili ee, anlatacaklarımız bunlar. Zor bir konu mu? Hayır. Sadece birkaç maddeye dikkat etmeniz lazım. Yine bizim her zaman olduğu gibi önemli olan maddeleri tekrardan çözüyorum. Giriş bölümünde ilk slaytımızda çok da önemli bir yerimiz yok. İkincisinde baktığımızda bütün şeyler burada aslında. Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe numaraları büyür. Ardışık iki meridyen arası zaman farkı her yerde kaç dakikaydı arkadaşlar? 4 dakikaydı. Ve a paraleller arkadaşlar. Dikkat edin paraleller kuzey yarım kürede bu şekilde. Güney yarım kürede bu şekilde. Kutuplara doğru gidildikçe daralır. Ekvator üzerinde iki meridyen arası mesafe 111 kilometredir. İki meridyen arası mesafe 111 kilometre ama bu kutuplara doğru her iki kutba doğru gidildikçe azalır. Bu üç maddeyi Önem verin arkadaşlar. Bir de bazen özel soru gelirse tarih değiştirme çizgisinin 180 derece meridyeninden geçtiğini unutmayalım. Bizim için yeterli.